Bakın mesela hükema sözlük anlamı gene. Hükema'dan kasıt felsef diyor hoca. İlk anlamı hakim. Alimler, çok bilgili kimseler. Sonra felsef anlamına da geliyor. Ama Bediüzzaman burada hakim dediğinde konuyu yalnız bırakmıyor ki. Açıklıyor arkasından. Bütün dünyaya adalet dağıtacak diyor. Bu hakim nedir dediğimizde dünyaya adalet dağıtacak diyor ve anlatıyor. Nasıl diyor mesela burada Bediüzzaman? Başkumandanları olan Büyük Mehdi'nin kemale adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber gayet lazım, zaruri, hayat içtimai insani düsturların muktezasıdır, gereğidir diyor. Hakim burada açıklamışken Bediüzzaman'dan kastettiği feylesofluktur demek samimi olmuyor. Mehdi'nin sakallı olduğuna dair mebzul miktarda hadis var. Sahih hadisler. Bir tane iki tane bütün peygamberler sakallıdır şu ana kadar gelen. Yani köse olmanın dışında bütün alimlerde tamam alimlerin hepsi sakallıdır. Yani bütün müceddidler şu ana kadar gelen müceddidlerin tamamı sakallıdır. Bütün peygamberler sakallıdır. Sakallı olmayan peygamber hiç yoktur. Mehdi'nin de sakalı çok kapsamlı anlatılmıştır. Hatta detayları verilmiştir. Yanlarının ince olduğu, alt kısmının düzenlenmiş olduğu meczum diyor. Cezmedilmiş. Yanlardan kevseçdir diyor peygamberimiz. Çok kapsamlı anlatıyor. Sakal yapısının normalde sık olduğunu, gür olduğunu ama düzenlenmiş olduğunu anlatıyor. Hoca Efendi de Bediüzzaman'ın sakalsız olduğunu anlatabilmek için bin bir dereden su getirmeye kalkmış. Yani bilmiyorum bu anlatımlara kardeşlerimiz nasıl inanıyorlar? Çok büyük bir mucize bu. Efendim. Diyor ki Mehdi'nin sakallı olacağı doğrudur. Ama ahir zamanda gelecek olan Mehdi Azam'ın sakallı olacağı kesin değildir. Bak. Ya kardeşim bir tane Mehdi'den bahsediliyor. Bu lafta bir anlam var mı? Bak Mehdi'nin sakallı olacağı doğrudur. Ama ahir zamanda gelecek olan Mehdi Azam'ın sakallı olacağı kesin değildir. Sırf zaten Mehdi Azam'la ilgili sakallı olduğuna dair hadisleri var. Tamam öyle o şekilde bahsediliyor. Peygamberimiz bir hadisi var. Bak bu hadisi ne hale getirmeye kalkmışlar. Şüphe yok ki diyor peygamberimiz Said Bahtiyar olan, Arapça Said Bahtiyar demek olan fitnelerden uzak kalanı. Peygamberimiz diyor harama girmeyenler, fitneden uzak kalanlar, doğru konuşanlar, yalan söylemeyenler, fakirlere yardım edenler bunların ilgili çok geniş anlamlı hadisleri var. Mesela diyor ki fitnelerden uzak kalanlar. Onlar işte şöyle sevap alacaklar, böyle iyi olacaklar, şöyle olacaklar. Bu hadislerin bir tanesi de bu. Diyor ki mesela şüphe yok ki Said, Bahtiyar fitnelerden uzak kalandır. Bütün Müslümanlara yönelik bir ifade bu. Fitnelerden uzak kalanlar Bahtiyar'dır diyor. Üç defa tekrarlıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fitnelere müptela olur ve sabreder. Yani bir Müslüman fitnelere müptela olur. Fitneler gerisine ve sabreder. Ona müjdeler olsun. Onu hale düşürenlere de yazıklar olsun diyor müminler için. Burada tek bir kişi için demiyor bunu. Bütün Müslümanlar için söylüyor. Şimdi buradan bu hadiste geçen Vaha kelimesinin İslam bilginleri yüzü açık ve sakalı yok manasına geldiğini söylerler diyor. Buyurun. Yani acayip bir zorlama, genel bir hadisi, bütün Müslümanlara yönelik anlatılmış bir hadisi ne hale getiriyorlar? Mehdi'nin ilgili sahih, açık, aleni hadisler varken, sakallı olduğuna sahih hadis, Kütüb-i Sidde'de var.
Ve bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane, otuz tane de değil. 40-50 tane hadis var Mehdi'nin sakallı olduğuna dair. Fakat genel olan, bütün Müslümanlara hitap eden bir hadisi oradan çeşitli zorlamalarla Mehdi'yi sakalsız hale getirmeye kalkmışlar. İnanıyorlar da buna bir kısmı. Bayağı bir kısmı da inanıyor.